Selam sevgili kardeşlerim. Biliyorsunuz yazılan hikayeler, romanlar, tiyatro eserleri, sinemalar yaşadığımız hayattan kesitler sunar. Yani sosyal hayatın bir nevi yansımasıdır bunlar. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz diye bir dizi geçti. Çok sevildi, beğenildi. Türkiye'de izlenme rekorları kırdı. Benim de dikkatimi çekmişti. Bir sahnesini izliyorken orada yaşanan bir olay beni mazide yaşanmış bir olaya götürdü. Önce dizideki olayı hatırlatayım. Şahin Ağa diye kendince dürüst, gün görmüş, akıllı, aklına müracaat edilen, sözü dinlenen bir insan var, yaşlı başlı. Bu adamın etrafı suç dünyası, mafya. Dizi mafya babası ve etrafındaki olaylar, kötü insanlar, gözünü kırpmadan insan öldürenler, haram para yiyenler, efendim, yani hayat itibariyle sevilmeyecek, beğenilmeyecek, İslam açısından hiç İslamiyet'le alakası olmayan bir hayat tarzı. Maalesef o cihetiyle hiç de hoş değil. Fakat dizinin senaristleri öyle bir senaryo yazmışlar ki en öfkelenecek yerin ortasına o öfkeye uygun bir mizah yerleştirmişler. Böyle çok usturuplu bir senaryosu var. O cihetten diziyi izlettiriyor. Yer yer içerisine örnek davranışlar gösteriyor. Ben size diziyi tavsiye edecek değilim. Efendim, onu da övmüyorum. Fakat oradaki şu olay dikkatimi çekti. İşte Şahin Ağa'ya arkasından bir delikanlı takip ediyor derken dikkatini çekiyor. Geriye dönüyor, oğlum ben niye takip ediyorsun diyor. Biraz sıkıştırınca işte efendim diyor, senin adını verdiler bana diyor. Ben hapishaneden çıkmış bir delikanlıyım. İş bulamadım, açım diyor. Alıyor delikanlıyı, lokantaya götürüyor. Tabi delikanlının böyle yemek yemesinden ne kadar aç olduğu da belli. Tutuyor, ona bir de iş bulmak için yakinle konuştuğu, tanıştığı, karakterine de güvendiği Hızır'a götürüyor. Hızır da dizinin baş rol oyuncusu, kahramanı. Eşkıya başı yani. O da peki diyerek onu iş yerine koyuyor. Delikanlı orada çalışmaya başlıyor. Meğer bu delikanlıyı Hızır'ın düşmanları Şahin aracılığıyla aralarına sokmuş bir casus olarak bir delikanlı. Delikanlı orada efendim bulunduğu yerin düşmanlarına muhbirlik yapan birisi. Fakat gözlemleri çok keskin olan Hızır onun bir davranışından böyle olduğunu biliyor. Daha doğrusu söyleyelim, kapının önünde gece nöbeti beklerken pardösüsünün altından cep telefonuyla düşmanlarına bilgi verirken yakalıyor. Arkasında telefonun aydınlığı belli oluyor, konuştuğu belli oluyor ve düşünüyor. Adam açım diyerek bize geldi fakat cebinde cep telefonu var. Olmaz bu. Gidiyor delikanlının yanına. Oğlum niye geldin buraya diyor. İşte iş bulmam lazımdı filan. Burada ölüm var diyor.
Ne yapalım efendim diyor. İş kader. Bak oğlum diyor. Bana kimse böyle bir fırsat vermedi. Şu pardösümü al. Cebinde bir miktar para da var. Ben şimdi yukarıya gidiyorum. Seni de serbest bırakıyorum. Çek git. Bu bataklıktan kurtul. Açlık yüzünden kimsenin için ölme diyor. Delikanlı bu mert davranıştan etkileniyor. Yaptığına pişman oluyor ve gitmiyor. Orada kalıyor fakat sadık kalmaya başlıyor. Ama şöyle oluyor, böyle oluyor. Şahin Ağa onun düşmanları tarafından kendisi aracılığıyla oraya yerleştirilmiş bir muhbir, bir casus olduğunu öğrenince öfkeyle geliyor. Sen buradasın diyor, ha sana silah da vermişlerdir, ha bakayım bakalım bu silahın diye. Çocuğun elinden silahını alıyor ve adama sıkacak yerde kolundan tutuyorlar veya aksayı indirince bacağından sıkıyor ama yaralıyor delikanlıyı. Hastaneye kaldırıyorlar, bırakın beni öldürüp şunu. Sonra diyor ki, ya niye bunu böyle yapıyorsun deyince, diyor bunun yüzünden artık ben insanlardan endişelenirsem, hiçbir fakire yardım etmezsem bunca fakirin hakkı ne olacak diyor. Bu beni aldatmakla fakire, fukaraya sahip çıkma duygumu öldürmüş oluyor. Güvenim zedeleniyor. Böyle olunca bunun gibi insanlara bir daha yardım yapmam diyorum. Bu sefer gerçekten muhtaç olan insanlar, onların hakları gitmiş oluyor. Kendim için değil, onlar adına öldürdüm, öldürmek istedim diyor. İnce bir davranış, nükte bir davranış, hayattan iyi bir ders. Gelelim olaya. Tabi bu sahneyi seyredince benim aklıma hemen daha önce okuduğum bir olay geldi. Yıllar evvel okumuştum. İnternette de çok dolaştı bu hikaye, sağa sonra gördüm. Efendi Meşrep, salih bir insan, çölde bir yolculuğa çıkmış devesiyle. Uzun bir süre gidiyor, yoruluyor, nihayet bir ağacın altına oturup bir parça istirahat etmek üzere iken karşıdan yorgun argın, yaşlı başlı, saçı sakalı toza belenmiş bir perişan insan geliyor, selam veriyor kendisine ve diyor ki, bir yudum su, bir yudum su, adam susuzluktan ölecek kadar. Merhamet ediyor bu efendi, kalkıyor, adama su içiriyor, yüzünü gözünü temizliyor. Kendisine de su ve yiyecek, elbette ki çöl yolculuğu devam ediyor, çok önemli. Ama buna rağmen onun susuz ve aç kalmasına tahammül etmiyor. Kendi suyundan, çok önemli olan, orada çok önemli olan çölde suyu içiriyor, yemeğini yiyor, karnını doyuruyor adamın. Adam kendine geliyor, canlanıyor ve sohbet esnasında gaflet ettiği bir anda o hain ekmeğini yedi, suyunu içti, adamı yitekleyerek böyle yere seriyor ve devesine atladığı gibi kaçmaya başlıyor. Adam peşinden koşuyor fakat yetişemiyor. Çölde deveye kim yetişebilir? Adam nihayet arkasından bağırıyor. Diyor ki, ey eşkıya, dur, dur, dur. Sana hakkım helal olsun. Dava da etmiyorum fakat bir diyeceğim var diyor.
Adam bana ne diyecek bu ya diyor. Ne diyebilir ki diyor yani. Hakkını helal ediyor. Deve senin olsun diyor. Bir şey istemiyorum diyor. Fakat bir şey söyleyeceğim diyor. Ondan sonra çek git beni burada bırak diyor. Adam merak ediyor. Ve duruyor. Ne istiyorsun diyor. Yaklaşınca. İsteğim şu diyor. Bu hadiseyi hiç kimseye anlatma. Hiçbir yerde bundan bahsetme diyor. Eşkıya adama soruyor. Niye diyor? Sen birazdan öleceksin burada aç susuz. Şerefin, şanın, şöhretine bir zarar gelir diye bir endişe de yok diyor zaten. Ben bunu niye anlatmayacağım insanlara diyor. Diyor ki sen bu hadiseyi anlatırsan, insanlar da bunu duyar bilirse artık kimse kimseye yardım etmez diyor. Özellikle de kimse çölde yaşayan birisine yardım etmez. Hikayenin bundan sonrası bizim için çok önemli değil ama gerçek çok önemli. İnsanların başkalarına karşı güveni kaybolursa onlara yapabileceği çok iyilik de kaybolup gider, yapmaz olur. Konuyla uzaktan alakası olan bir söz hatırlatayım. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün ashabına dedi ki, düşmanlarımızın, gayrimüslimlerin, benim için, davamız için kötülük düşünen insanların, konuşan insanların konuştuklarını ve yaptıklarını bana aktarmayın, anlatmayın. Yani bir insan var, benim aleyhimde konuşuyor, onu bana getirip söylemeyin. Çünkü ben ona giderken onun bana söylediklerini bilmezsem, ona daha rahat bir kalple, daha duygusallıktan uzak bir mantıkla anlatırım. Ama siz o adamın bana karşı söyledikleri kötü sözleri söylerseniz, ben bundan etkilenir, ona dini anlatırken, ona göre belki daha soğuk, belki daha bir başka anlatırım. Anlatmayın. Ben insanlara kalbim arı duru selim bir şekilde gidip tebliğimi yapayım diyor. Çok önemli bir nokta. Çok önemli bir nokta. İslam'a davet etme, eğitim, öğretim ve terbiyede ve bunun ötesinde gündelik sıradan insani ilişkilerde çok önemlidir. Adam benim hakkımda kötü söylemiş. Ben bunu duymazsam ben ona güzel davranırım. Duymamış gibi. Ama ben o sözü duyarsam ona soğuk bakarım. Veya bir daha gitmem, alakayı keserim. Veya tatlı sohbeti bırakırım. Ben bırakırsam ona karşı yapabileceğim tebliği, daveti, iyiliği yapmamış olurum. O da kaybeder, ben de kaybederim. Çok ilginç. Şahina doğru söylüyor. Bu adam bana kötülük yapmadı aslında. Bütün fakir fukaraya kötülük yaptı diyor. Çünkü ben insanlara itimadımı kaybedersem o iyilikleri yapmam. Bu adam da ne diyor? Bu yaptığın ihaneti kimseye anlatma. Çünkü anlatırsan bunu duyan insanlar, bilen insanlar bir daha
çölde susuz kalmış yardıma muhtaç insanlara yardım etmezler. Korkar yardım etmezler. Evet, kıssadan hisse bize de bu düştü. Hoşça kalın ve selam.